Lezzetin Bochum şehrindeki durağı Tandura'da leziz tatları tatmak için şimdi de Tandura diyor ve çekimlerimize başlıyoruz. Müşterilerine taş fırında özenle seçilen yemekleri sunan Tandura restoranın otantik yapısı müşterilere de huzurlu bir ortam yaşatıyor. Tandura restoranın sahiplerinden Muammer Tezcan Bey ile söyleşimize başlıyoruz. Evet, lezzet duraklarımızın Bochum'daki noktasındayız. Tandura restoranında. Evet. Böyle güzel bir restorandayız. Yanımızda Muammer Bey var. Arkamızda mis gibi kokan yemekler kokuyor arkamızda. Evet. Güzel bir fırın var ve sıcaktan kavruluyoruz. Evet. Yemeklerin halini düşünmeyelim artık. Evet. Muammer Bey, bize Tandura restoranı anlatır mısınız? Tandura restoran 120 kişilik kapasitesi var. Güzel ortamı yani. Ortam doğa böyle ailenin üstüne şey yapılmış restoran. Yani tam bir ailenin oturup gelebilecek bir ortamı şey yapıyoruz, yaşatıyoruz. Bunlarla ben de zaten bir yeni aldığımız. Sizin daha önce bir restorançılık tecrübeniz var. Biraz oraya gidelim. Tamam, geçmişe gidelim o zaman. Evet. Biraz şöyle. Biz Dortmund'da Emigre restoranı biliyorsunuz. Evet. O da yaklaşık bir 20 senedir çalıştığımız restoran, ailecek çalıştığımız bir restoran. Ustalarımız olsun, babam, annem, abim. Bir ailecek yürüttüğümüz bir restoran var o da. Orada edindiğiniz tecrübeleri şimdi Bochum'a taşıdınız, Tandura restoranı taşıdınız ve güzel bir tandır yemeklerimizle burada toprak çanak yemeklerimiz, saç tavamız özellikle. En meşhur yemeğiniz nedir? En meşhur yemeğimiz saç tavamız, tandır sürprizlerimiz, tandır sürpriz, soys ana beytimiz, soys kebaplarımız. Ya bunun saymakta biraz şey olmaz yani. Gelip de tatmalarını rica ederim yani. Restoranı gezdiğimizde özellikle Alman müşterilerin çoğunluğuna rastladık. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an değerlendirmemiz yani bir önceye dayanaklı bir restoran olduğu için çoğunlukla Alman müşterilerimiz var olduğu için yani. Siz bu potansiyeli tutuyorsunuz ve devam ettireceksiniz. Aynen, aynı şekilde devam ediyoruz. Bir de geniş bir alanınız var. Burada bildiğimiz kadarıyla doğum günü, özel nişan yemekleri, söz yemekleri, özel firma yemekleri de olabilir. 30 senedir Almanya'nın birçok şehrinde taş fırın işleten ve Tandura'da lezzete lezzet veren Hayri Usta, bakalım bu kadar güzel yemekleri nasıl yapıyor acaba? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada şu an? Burada ben şimdi şu anda Tandura sürpriz yapıyorum. Tandura sürpriz. Evet. Bunun özelliği, bu normal 5-6 hindeti var bunda, köfte var, kuz eti var, domates, biber, zepseli, üzerine peynir, güzelce kızartıyoruz. Bu bizim bütün yemeklerimiz Anatoliş, çanakta özel olarak Türkiye'den getirdiğimiz toprak çanaklarda çıkarıyor. Ben 30 senedir bu işi Almanya'ya ilk yapan usta benim. Bu şeyleri, çanakları Türkiye'den ben özel olarak getirtiyorum. Burada bulmamız imkansız. Yemekler bu fırında yapılınca bu fırında, ayrı bir lezzet mi? Tabii ayrı bir lezzeti var. Bunlar sadece odunla pişiyor. Hiçbir şeysi yok. Katiyen konservede hiçbir şey kullanmıyoruz. Kendimiz yapıp kendimiz kullanıyoruz. Kalite denince Alman müşterilerin de uğrak yeri Tandura'da, Türk müşteriler de ne diyecek acaba? Evet, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Güler Dilek Aşan. Dilek Hanım, nereden geliyorsunuz? Dortmund'dan geliyorum. Dortmund'dan Bochum'a yemek yemeye geldiniz. Sizi buraya çeken özellik nedir? Bunu anlatır mısınız? Genelde balığın çok güzel olduğunu duydum. Ve ben de çok zevkle balık yiyen bir insanım. O yüzden buraya gelip denemek istedim ama görüntü şu an süper. Bildiğimiz kadarıyla hanımlar epey titiz evde. Evet. Siz nasıl buluyorsunuz Tandura restoranı gördüğünüzde, geldiğinizde oturma düzeniyle, temizliğiyle bunlardan biraz bahsedebilirim. Ben süper buldum. Girişte çok güzel bir atmosfer vardı. Biraz bana çok değişik geldi. Yani tipik Türk restoranı gibi değil. Çok değişik bir restoran gibi. İlk etapta dedim acaba Türk restoranı mı değil mi? Çok değişik bir atmosfer. Ama gerçek bir Türk damak tadı var burada. Evet. O zaman size afiyet olsun. Teşekkür ederim.
Evet, Nurten Hanım, siz neler söyleyebilirsiniz tandır hakkında? Biz beğenerek geliyoruz. Özellikle Viten'den geliyoruz yemek yemeye. Denediğimiz birkaç lezzet var. Özellikle saç kavurmayı çok beğeniyoruz ama bugün karışık ızgara denemek istedim ben. Buraya gelmeyenlere bir mesajınız var mı? Herkese tavsiye ediyorum, gelsinler. Yemeklerin tadı tam orijinal bir tat. Gelenlere afiyet olsun, gelmeyenler de buyursun gelsinler. Şimdi de Tandura'da son olarak ortaklardan Barış Kızıl'a mikrofonumuzu uzatıyor, görüşlerini alıyoruz. Evet Barış Bey, daha önce burada çalışıyordunuz, bunu biliyoruz. Evet, daha sonra, uzun zaman çalıştık. Sonra kendiniz üstlendiniz ve evet, Muhammed Bey ile birlikte güzel bir ortaklık neticesinde işletiyorsunuz. Evet. Biz kendisiyle bura hakkındaki röportajımızı yaptık. Siz son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Tandura hakkında? Şimdi Tandura'yı zaten çok kişi biliyor. Yani bilen biliyor. Çok uzun yılların bir mekanı. Biz de tabii yeni değişiklikler, genç şey olarak tecrübelerimizi Muammer kardeşimle aynı şekilde ustamız da tecrübeli. Hepimiz bu işin içinden yetişmiş insan olarak yeni bilgilerimizi, yeni şeylerimizi, müşterilerimizi sunmaya çalışıyoruz. En iyi şekilde, en güzel şekilde. Daha yenilikler yaparak, daha bir şeyler katarak Tandura restoranımızı ayakta tutmak, yeni iyi hizmetler vermeye çalışıyoruz. Amacımız bu. Şundan kesinlikle emin olabilir müşterilerimiz. Etlerimiz kesinlikle helaldir, güzeldir. İçleri kesinlikle rahat olsun. Her şeyimiz kalitelidir. Kullandığımız ürünler hepsi birinci sınıftır. Ondan kesinlikle rahat olabilirler. Yani bizim zaten istediğimiz de burayı seçmekteki amacımız yani nezih bir ortam olsun. Nezih ailelerin gidebileceği, rahatlıkla yemek yiyebilecekleri, temiz, nezih bir yer olsun diye burayı zaten tercihimiz bundan dolayıydı. İnşallah biz de yeni buraya daha önce gelmemiş vatandaşlarımızı, müşterilerimizi, halkımızı bekliyoruz. İnşallah. Biz de tabii buna elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin katkısıyla, sizlerin desteğiyle. Yani bizim tek başımıza zaten bir şey sesimizi duyurmamız zor. Siz bunları öncülük yapacaksınız bize. Biz de sizi destekleyeceğiz. Yüzünüzü kara çıkarmadan yaptığınız reklamı daha güzel yaparak, daha ileriye götürerek siz de memnun olacaksınız. Halkımız da, biz de. Halkımız da güzel yemek yiyebilecekleri yerleri tanıyacaklar. Kesinlikle. Sizinle, bizim sayemizde. Kesinlikle. Olarak şunu söyleyeyim. Yani biz de bu katkılarından, desteğinden dolayı öncelikle size Ramazan Bey Post gazetesine teşekkür ediyoruz. İnşallah desteklerinizi de bekliyoruz.